O da tanır, hepsi tanır. Tamam. Şimdi yayından sonra dün sen yayından gittikten sonra evet. Sizin gelininiz, sizin de neyiniz oluyor? Gelin eltisi. Elti, iki elti. Evet. Ondan sonra eltiniz de dedi ki işte bir bağırdı, çağırdı, isyan ettiler. Evet. Ve o sırada ilginç bazı anlar yaşandı. İzlemek ister misiniz? Oradaki bazı anları size sormak istiyorum. Yayından sonra Yadigar ve Mehmet neler söyledi gelsin ekranlara. Kayınpederini öldürmekle suçlandı. Yayın sonrası isyan etti. Bunlar bakmıyorlar diyorlar ya. Evet. Ben de diyorum ki ben de diyorum ki kirlik de bu adamlar koku, tiz, yakası kirlik görmedim. Baktım ben. Yani düştüğüne inanmıyorlar. Kayınbabana baktım. Adam neydi kayınbabam? Tarif ediyor. O da böyle merdivene inerken. O hayır onu demedi. Düşmüşler. Orada böyle üstüne düşmüş. Tamam. Hani evdeki düştüğünü tarif ettik. Şey olur mu diyor. Yok yüz üstü düşmemiş. Milli eğitim. Sen orada Hüseyin Bey onun şeyini yapar. Değil. Evdeki düştüğünü dedim ben. Ya arkadaş çok uğraşmış bu adam. Çok uğraşmış can vermek için ya. Adli tıp bunun hepsini vermiş elimize. Yani elimizde çekiyorsun kızlar, raporlar var, şeyler var. Hep adli tıp raporu vermiş. Yanlış mı bu? Sayın başkanım, sayın cumhurbaşkanım, sayın savcım. Ne olur kavuş, hocam bunlar bize iftira atıyor. Ediyorlarsa çıksın. Neyse çıksın hocam. Gelin elinizi atın şuna. Benim gibi bir öksüz evladına. Duyuyor musun? Babayanak'a bakmak buysa bu cezamız. Babayanak'a bakmak. Ben kabul etmiyorum. Ben hiçbir suçlamayı. Benim kayınbabam da ummam gibi öldürdü. Sayın savcım abi, bütün herkese duyuruyorum. Atacaklar mı bunu? Atsınlar, götürsünler beni. Her türlü şey yaptılar bana. Tekrar kocamı hatır için buradayım. Allah gitmesin. İçin. Cemal abi de tam netleşene kadar gitmesin. Evvel Allah, sonra kocam için, aslan kocam için. Yalan yok. Allah iftiralar, kıskandılar. Kendilerini ben seviyordum çünkü. Dertleri oh, biri tarlalar, oh, biri de benim sevgim. Onları yıprattı. Baka. Yıpranıyorlar benim kardeşlerimle umutlu oluyorum diye. Ama kendiler diyor ki, bunu da diyor bak. Bunu da diyor benim görümcem. Benim her şeyim var ama ben niye umutlu olamıyorum diyor. Mutluluğum yok diyor. Mutluluğum yok. Senin için yoktu. Şura insanı mutlu eder. Doğru söz bir de şura. Ya kimse yetkili gelsin. Bunu nasıl verdiniz? Ayağınızı öpüp de bana doğru bir şey verin demedim. Ben kayınbabamın şeyini istemedim. 3 tane çocuğumuz var. Lütfen 3 tane çocuğumuz var okuyan. Benim çocuklarıma en ufak zarar olursa ben hepsinden davacıyım. Şikayetçiyim. Dağ başında yaşıyor çocuklarımız. Koruma istiyorum. Bunlara sahip çıkılmasını istiyorum. Ürünün başında kaldı. Biz iftiraya maruz kaldık. Bize sahip çıkın. 20 yaşında bir oğlum var. 14 yaşında bir oğlum var. Kıbrıs'ta okuyan bir evladım var benim. Gurbette. Yavrum. Evladı dedin mi ağlar? Ne oldu ya Adiga? Ölen bir kayınbabaya ağlamamıştır. Evladını ağladılar mı ağlıyor lan? Kızım yavrum canım. Ama evladını ağlamadım. Evladımı ağladım. Kayınbabama da kaynamadı. Ben de bıraktım. Evladımı ağlamıyorum ama babamı ağlıyorum. Ama sizin gözünüz görmedi. Diyor ki Yadigar diyorsun ki benim Mehmet'le olan aşkımı kıskanıyorlar diyorsun. Ya neyini kıskanayım? Ben yaptım zaten kardeşime. Senin aşkın meşkin beni ilgilendirmiyor. Beni babamın bu hali ilgilendiriyor. Ben de kayınbabamı söylüyorum. Babamın bu hale gelişini bana anlatacaksınız. İşte dedim. Anlatmaktan bıktım iki haftadır. İşte, ya senin işte. Aşkın meşkin beni ilişkin alakadar etmiyor. Allah muhabbetinizi arttırsın. Daha çok sevgi versin. Amin. Ama ben onu istemiyorum diyorum sana. Onu görmek istemiyorum. Ne öyle yapış yapışam? Hiç mi görmediniz? 22 seneli gelmesin. Ben babamın peşine düştüm. Kayınbabam da aynı. Babam geliyor. Ben bu mankeni gördüm mü baba diyorum. Benim sığınacak bayramda elini öpecek bir babam kalmadı. Siz bırakmadınız. Benim de anam kalmadı, babam kalmadı. Düzgün söyleyen adamı bile suçladınız siz. Hadi. Hakaretçisiniz, kendi yaptığınızı başkasına yanıyorsunuz. Hayır, biz burada eleştiriyoruz. Tabii. Sen yaptın, o yaptı. Burada doğruların yeri.
Buraya vazgeçme. Vazgeçme. Bir şeyin diyeceğim. Üstüne düştürme, vazgeçmeyeceksin. Geçmeyeceğim. Ben buraya tek başıma sığındım geldim. Ben de kardeşlerim arkamda sağ olsun. Evet. Niye altı kardeş benimle de bir kardeş yanımda değil ha? Niye bir kardeş yanımda değil? Siz yanımda değilsiniz. Benimle olacaktınız. Babanızı kim yaptıysa onu arayacaktınız. Arıyorum. Benim yüreğim tükendi. Arıyorum, yüreğim. Arıyorum. Siz ne yaptınız? Mal 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 mal. Ne? Söylemeyeceğim. Sana ama sizi olduğunuz yere göndereceğim. Allah bana bu canı verdiği sürece sizi olduğunuz yere göndereceğim. Bu benim başım. Her şeyi vazgeçtim. Babamın katilini bulacağım. Bu hale getireni bulacağım. Ama siz yok yok yalancısınız. Ben seni biliyorum. Kardeşimi de biliyorum. Kardeşimi dolduran da sensin. Kesinlikle. Kardeşimi kandıran da sensin. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak altı kardeş bir aradaysa bir denesi niye yanında değilse sebeptir. Oynattıklarını biliyorum. Bu sebeptir. Anladın bu mı? Ne hakaretler ettiler onu da unutma. Ben konuşurken susacaksın. Saygı budur. Büyüğümün. Saygı budur. Edep budur. Ama sen de onu dinleyeceksin. Tamam bu kadar. Ben de dinleyeceğim. Tamam sen de söyle. Şimdi Yadigar içini döktü. Pardon. Yadigar Pervin içini döktü. Şimdi sen bunlara yanıt verir misin? Hep senden kaynaklanıyormuş. Benim kaynaklanıp olsaydım ben o kapıda hiç durmazdım. Bir gün bile çekmezdim. Keşke. Keşke. Bu keşke durmasaydın hayatım be. Şeyci. Neci? Baskıcı. Benim dediğim olsun. O gelin ortada bir şey olsun, hiç olsun yani. Niye? Peki Ayfer Hanım size yapıyor mu baskı Pervin Hanım? Yok ya. Ayfer uzakta. Arkadaş gibiyimdir. Ayfer uzakta. Altı tane gelinim var, altısına da arkadaş gibi oldum. Bana niye saldırıyordun? İçeriden dışarı çıkamıyordun. O babam yüzüne. Babama bu hale geldiği için saldırıyorum sana. Ama ben babama gördün mü? Gördün mü? Görmek zorundasın. Onun bakımıyla sorumluysan görmek zorundasın. Gördüm dedin. Aşağı da arıyorum. Gördüm dedin. Yoldan inerken gördüm dedin. İşte diyorum demin anlatıyorum Didem Hanım'a. Belki diyorum yani ben bu gözlerimle gerçek... Gördün mü görmedin mi diye soruyorum. Kendime ben de ben soruyorum sana yani. Soruyorum. Gördün mü görmedin tam mi? Tam olarak bilmiyorum. Allah Allah. Hayır. Bir insan gördüğünü bilmez mi ya? Evet, vallahi de billahi de yemin çekeyim. Ya adamın günahına girmeyeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Funar unutmayın ne olur sorunuzu. Şu akıştan devam edeyim de. Benim günahına bir şey söyleyeceğim. Yadigar, Yadigar senin evine neden gelmek istemiyorlarmış? Bak senin evine neden gelmek istemiyor? Kim girmiyor? Ayfer Hanım neden gelmek istemiyormuş onu söylemek zorundayım ama. Ama bakın yani suçluyorsunuz bari gerçekler ortaya çıksın. Senin evine gelmek istememeleri nedeni senin evini hijyen bulmuyorlarmış. Söylesin canım yengem. Hijyen. Yani. Hijyen yengemle aramda sorsun. Ya benim değil, çocuklarım yaklaşmak istemiyordu. Anne, neden? Ne olur? Neden gitmek istemiyorlar? Pisti. Benim kocam onların evinde dizanteri oldu. Dizanteri oldu. Söylesin dizanteri yengem oldu, ben onun hastalandı. Yapacağım. Ne yedi ki dizanteri? Ne yedi? Seni yedi. Ben yoktum ki. Oraya hamur işi yapmıştınız herhalde. Sıkma mı yemiş? Ne yemiş bilmiyorum. Saç sıkması saç. Ya, eskiden ekmek yani yapılır çok, ya. Yani çok temiz değilmişsin. Biraz. Yok, estağfurullah da öyle. Dizanteri benim olmuş. Özel hayatım. Dizanteri olmuş oraya geldiğinde. O dizantereyi bir gün boyunca hastanede kaldı. Bir gün. Evet, bir gün boyunca sabahtan akşama kadar. Şunu merak ediyorum. Bunu neden açtım? Çok daha detaya girmeyeceğim. Kimse de saygısızlık yapmak istemem ama sen diyorsun ki Duran dedeye ben bakıyordum kayınbirader ama çok da fazla zaten kendine bakacak halin yokmuş ki Duran dedeye bakasın aynen. Yani. Kim? Öyle diyorlar yani. Aynen. O kadar tarlayı yöneten kimi de yapacağım. Biz babamı konuşuyoruz tarlayı değil. Ha. Tarlayı mı yönettin? Ya. Tarla sizi yönetmesin. Abo. Kim baktı ya? Kaç sene? Sen gittikten gitti. Mehmet koştu. Yapanı aradığım için kafayı yedim değil mi? Ben de kafayı yedim. Sen kafayı yıksın ya ben de kafayı yedim. İyi. Kim akıllı kim deli. Babamın bu hale gelişini aradığım için bu böyle. Ben de aynı bir saniye. Yadigar Hanım bir saniye.